Herkesle 100 dolarlık skin çekilişi yapıyorum. Detaylara açıklama ve sabitlenen yorumdan ulaşabilirsiniz. Herkesle katman kreş kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Ayrıca kasadan çıkan skinleri upgrade kısmından yükseltebilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslardan da faydalanabilirsiniz. Ev işi hiçbir durumda değil abi hiç ev bak bakamadım yani en son işte o. En son Twitch'in de kapandığı günden sonra bir daha ev bakmadım. En son görüştüm ev sahibi de e, onunla kurlaşıyoruz şu anda. Ev sahibiyle kurlaşma dönemindeyim yani şu anda. Yani sıkıntı yapmayın erkek. O anlamda kurlaşmak değil. Hani ben ona benden iyi bir kiracı olabileceği hissiyatını vermeye çalışıyorum. O bana kendisinin iyi bir ev sahibi olduğu hissiyatını vermeye çalışıyor. Şu anda o güven bağını kurmak üzereyiz yani. Anladın mı? Hani oturacağım mı evimde diye mesela günaydınlaşıyoruz o şekilde. Oturayım mı diyorum. Uyudun mu? Heh. <laughs> i̇şte o görüştüğüm o ev aynı ev. Fotoğrafını da paylaştım ev aynı ev. Size sordum ya nasıl sizce burası falan gibisinden. O ev özelindeyiz hala. Yani muhtemelen olmayacak ama. Çünkü hiç pazarlığa gitmeseydim adamla. Bak hiç pazarlığa aynı, gitmeseydim. Aynı Aynen. Çok da isim verme. Yo isim vermiyorum, ondan bir elçi dedim. bu hadiseyi zamanında ünlü yapan var ya, <laughs> onun evi. <gülüyor> 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 ee, bak Nuri, hiç gitmesek, tamam mı? Hiç görüşmesek adamla, karlıydık biliyor musun? Olabilir. İşte bak samimiyet girdi yine. Çok pazarlığa düştük ya. Ya pazarlığa düştük. Emlakçı dedi ki, abi olur mu? Tabii ki pazarlık olur dedi ya, öyle şey mi olur gibisinden? Tamam abi ol oh dedik güzel pazarlık pazarlığımız varsa bir de fiyatı sordum hani dedim buralara düşer mi? Dedi ki abi düşürürüz tabii ya dedi. Lan öyle olunca amına koyayım dedim ki a dedim ne güzel lan dedim güzel de bir indirim yapıyor. Abi bir gittik. Ev sahibiyle muhabbet ediyoruz. Konu kira parasına gelene kadar Nuri sen oradaydın. Nasıldı muhabbetimiz? Derdin değil mi? Bunlar 5 ki... seneleri tanışıyor derdin değil mi? Tabii bir buçuk iki saat bir sırf muhabbet ettik. Sadece dedim, bir, bir, buçuk iki saat sadece bağımsız makara yani. Goy goy. Çaylar Biz falan içiyordu böyle. Çaylar geliyor o götürüyor. Abim sen ne içersin? Abi ben içtim yeter diyor kardeşim diyor. Abi olur mu diyorum <laughs> bir tane daha patlatalım falan. Ama ne ev haricinde her şey konuştuk baba. Dedim ki tamam ya dedim ben bu adamla otururum. Rakıya bile giderim dedim ev sahibimle. Ta ki... Ee, evi dedik bir daha görelim. <laughs> evi dedik bir daha görelim. Hani Nuri görmemişti. <laughs> Nuri'ye de bir fikrini alayım dedim. Çağrı ee, Çağır Emre Hollanda ne zaman Survivor son dakika. Oğlum sen mallaştın ha iyice. bak dostum. Sen kafan gitmişsen ha. Yazma bir süre çete yazma sen. Milleti bulaştırma deliliğini. Abi Nuri eve baktı. Hasan ne diyor biliyor musun? Ev sahibinin yanında şunu diyor amına koyayım. Zaten ondan inmedi ev. Abi bu mükemmel bir ev abi. Baktığımız bütün evlerden Ay, daha güzel diyor. Ya adama ben... Ya <laughs> <kişilerin, orada ananı gülüyor> Daha diye ucuz dedi mi bir de baktığımız <laughs> diğer Az daha tır elemanı. Dijon <laughs> elitele gönderdi. Aa bugün gözlüklü manyağın biri otobanda adım köy gişelerinin orada ananı sikeceğim İstanbul diye bağırıyordu. <gülüyor> 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 bu mu lan yoksa bu? Az daha tır ezecekti elemanı. Google, Google olabilir mi lan? O çünkü geldi İstanbul'u yeneceğim, sikeceğim bu İstanbul'u. Sikeceğim Bakırköy'ün amına koyacağım falan diye. Yani İstanbul'u sikeceğim, Bakırköy'ün anasını sikeceğim işte Sefaköy'ün amına koymaya geliyorum falan. Bütün il, il, il ilçelere de o. semtlere falan kurulmuş gelmiş. O mu acaba orada? Onun da hastalık sebebi şu amına koyayım. Diyor ki bütün gün kişilere bakacağım ne izleyeceğim diye. Oğlum bütün korona sesinden oğlum? orada nasıl oturacaksın ne ya? Ne ya? Neyse. E, Nur hatırlıyorsun değil mi? Biz evi geziyoruz. Ben böyle yarım götüm ayağa takılıyorum tamam mı? Ya evi güzel. Şimdi ama evi konuşmayalım abi zaten. Evi beğendik zaten falan yapıyorum tamam mı? Hani ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Hasan ne diyor adamın yanında biliyor musun? Çağla abi. burası tam yayınlık. Burası bizim baktığımız <laughs> evlerinden hepsinden daha güzel abi. Kesinlikle burası diyor. Diğerleriyle kıyas olmaz diyor. Hem de diyor aynı para. E tabii adam onu duydu amına koyayım şimdi. Bunları duydu. <laughs> ya dostum sen ev sahibiyle misin? Benim tarafımda mısın? <laughs> şey de <değil> sana <laughs> koymaz abi tutalım. Abi bu bulayı tutmalıyız diyor. <laughs> Ucuz bile. Bak orada bizim çocuklar şey yapsa abi bu, bu bulası olmaz abi falan yapsa. Bence diyeli falan yapsa. Ben diyeceğim ki abi diyeceğim artık. Sonra diğer evlere de baktık şimdi ama ben seni sevdim. Ondan sen senin ev. Şimdi evi bulursun abi ev sahibi önemli olan. Ben mesela şey tribindeydim. Hani böyle sorular sordum. İşte yan tarafa ses gider mi? Buraya ses gelir mi falan. Ha Nuri abiden şey düşünüyor. yapıyor bak. Böyle bakıyor duvarlara falan bakıyor. Ya diyor burada ses problemi olur mu ki? Olmaz mı ki? Adam diyor ki yok olmaz diyor. Bahçeye çıkıyor. Bak Nuri soruyor Hasan diyor ki yok olmaz abi olmaz abi olmaz. Abi, olmaz. Ses problemi olmaz diyor. Ya ben dedim ki Hasan'cım bir dur. Bir dur abicim sen. Bir adamlar bir konuşalım biz. Bahçeye çıkıyor Nur şey yapıyor ama diyor yanlıyor yakınmış diyor tamam mı şimdi. Arada diyor bir tane de öyle çit var. Orası diyor biraz yakın. Adamlık yok diyor olur mu diyor falan filan. Abi diyor bahçesi çok büyük diyor burası diyor hiç ses gitmez diyor. Hasan diyorum Nur. Neyse Yoma ki. Dedik. Ondan sonra. Ee, sen niye Hasan'ı götürüyorsun ki abi. Kardeşim benim Hasan benim kardeşim. Kimi getireceğim. Abi ben de şey beğenmedim abi mesela havuzu devinliğini. He, havuzun derinliğini beğenmediysen kardeşim zaten <laughs> tutulmaması iyi o emlakçılardan zıpır olan vardı ya abi son evi gördüğümüzdeki he he, o onun oğlum bak onunla biz ne yaşadık onu hatırlamıyorum ben hayatımda ilk defa böyle bir ev tutma işi gördüm ha Arkadaşlar <laughs> anlatıyorum bir bizi bak götürüyor. salondayız böyle yapıyor şimdi ismi sallayacağım ismi sallayacağım <laughs> Mehmet abi sen mi gelsene diyor biz diyor kardeşim sen mi bekleyin siz biz bir konuşalım gidiyorlar abi bahçeye. çapraz sorgu mu? Tabii koluna giriyor böyle. En sonu koluna girip adam götürme işi lisedeydi benim hatırladığım. Lisede giriyorlardı koluna amına koyayım. 3 lira var mı? <laughs> böyle giriyorlardı. Vardır, vardır. Sende vardır diye adamın koluna öyle giriyorlardı. Abi adam götürdü bahçeye ev sahibiyle. Bana bir iki dakika ver dedi. Onlar geliyor, benim koluma girdi. Gel bir de senle konuşalım. O gidiyoruz bahçeye. Ben ne konuşuyor? Bizi geri bırakıyor. Adamı alıyor, Hasan'ı da alıyor falan. Öyle gidiyorlar bu sefer. Bu sefer gitti. Bu sefer de bir tek gidin dedi falan. Biz kendimiz çıktık bu sefer. Ne oluyor ya dedim ya. Onlar içeride. Sonra onlar dışarı çıktı, biz içeri geçtik. Ya yani sigara dönelim dedik en son. Falan mı garip böyle bir durum oldu. Geldiğimiz nokta bir arpa boyu ilerleyememe noktası da şu. İndirim yapılmadığı gibi artık o gün ne içtiler bilmiyorum. Tamam hadi para peşin ver hadi vereyim evi diye geldi olay. Nuri biliyorsun değil mi sen o işi? Nuri? Gel sonra farm atarsın gel. Duvara yakıp dinler miyiz? Gel sonra farm atarsın gel. En son gelinen nokta şu. Dümdüz kim kirayı peşin mi istedi? Evet. Siz. Evet evet dümdüz kirayı e, peşin ver hadi dedi. sıkışalım dedi. Dedim abi yani bütün bu sinema mıydı yani buraya geldik gittik bir şeyler oldu konuşuldu. Bir, yani ya biz... iki saat muhabbet yaptık. Nuri sen biliyorsun değil mi en son peşin aynı fiyattan hiç fiyat düşmece yok. Hadi peşin vere döndü Biliyor, biliyorum, değil Biliyorum, biliyorum o muhabbeti. <laughs> Şoka girdim ya. Şoka girdim yani. Emlakçıyla konuştum. Ee, değişik bir abimiz dedi ya. Fatih abi değişik bir abimiz dedi. Yani çok haklısın dedi. Sonuna kadar haklısın dedi. Ne, ne diyebilirim bir şey diyemem dedi yani. Sana dedi maçup olduk falan. Dedim abi yani malçıplık bir durum yok ama dedim yani bu adam kime verecek ki bu evi? Kime, kim tutacak ki yani bu evi o zaman? Nasıl bir kiracı istiyor ya da kaç, ne kadar istiyor ya? Nakit istiyor oğlum. Çok teşekkür ederim canımsın. İsim verdim de ismi ne dedim en baştan şey ben dedim. o adam? Mehmet dedin. İsmi... Evet Mehmet. Fatih, Fatih, Fatih dedim. Mehmet de büyük ihtimal ismi. İşte hangisi siz düşünün. Belki de ikisi de değil. İkisi de değil işte. Anlık isim ürettiğim için öyle oluyor. Mehmet Fatih. Fatih Dersen Sultan oku. Mehmet. Fatih Mehmet. He. Yani... İşte arası Osmanlı'dan kalmış adam anladın mı? <laughs> Bak ara o yani. <laughs> <laughs> büyük 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 dedelerinden oradan kalma olduğu için. Nakit artı peşin artı yıllık istedi en son. Yani işi nasıl olmazı böyle olmaz amına koyayım. Yani çok affedersiniz. Hani bu iş nasıl olmaz? Çok beğendik ya, çok istedik ya. Peşin nakit elden nakit. Sözleşmeye de yazılmayacak ha. Öyle bir para yok. Adam gelir vergisi de demek istemiyor. Sözleşmeye de Nesin yazılmayacak. adam mı yıllık peşin istedi? Konum verme Hatice. Ne? <laughs> Konum bilgisi verme. evet evet o. Hani bir hiçbir olur yok. yani ne ben şeyimden düşürtebiliyorum yani yazsa orada anladın mı? Ben onu vergimden düşüreceğim. Stopajım stopaj gösterebiliyorum bilmem ne. Abi ne adam yani artık var işi aldı öyle bir nokta geldi Nuri. Zaten sen bu şey muhabbeti yaptık ya bunu böyle yapacağım ama şöyle yaparım zaten ödeyebiliyorum muhabbeti yaptık ya. Oğlum şimdi ben şunu dedim yani Bence şimdi şöyle rakam vermene gerek yok düşündüm. ki rakam vermene gerek yok şöyle düşün ben zaten abi sana bunu ki, peşin vereceğime bu parayı gidip bankaya yatırsam zaten o paranın faiziyle bana yapacağın indirimin arasını kapatacaksını anlatamadım ben adama. Madem peşini istiyorsun yani. Bu arada farka da düş oldu. yani. O işi. Evet onu bayağı bir anlayamadı. Düşündü düşündü. Benim taktik çözerdi abi o evi de. Yapmadım. Neydi senin evet. taktik neydi? Toplanacaktık abi burada 10-15 kişi. <laughs> ikişer saat arayla arayacaktık orayı. Evet. Biz alttan evi kötülemeler, ölü fiyat çekmeler falan. Dönüp dolaşıp kendisi gelecekti sana. Senin <laughs> sen evi ama apartman dairesi mi sandın? Ev 4 farklı emlakçının Pazarladığı bir ev ama bakayım sana öyle diyeyim yani. Oğlum, 4 tane fazladır. 4-5 tane emlakçı da var aynı ev. Oğlum adam İboş sana şunu da dese ne bakacaksın? Sana verecek evimiz yok dese mesela ne yapacaksın? Evet, zaten istemiyorum evini. Bok gibi falan diyeceksin kapatacaksın. Bak benim taktik daha iyi. New Baron 2. ayıklamış çok teşekkür ederim hoş gelmiş. Tatangalar 2. Sağ olsun. Enes 45-45 abone olmuş. Çok teşekkür ederim hoş geldiniz. Benim taktik daha iyi dostum. Hazır mısın? Ne taktik? Ensar yapmazsa Can Yaşar'a abonelik gönderdim. Çok teşekkür ederim Ensar'cığım. Taktik şu hocam. Sen Hasan'ı da alacaksın. Bu evet. Gece vakti. Bölgede bir huzursuzluk yaratacaksın. <laughs> Torpildir falan ha. He. Ha. Ha. Bölgede hafif bir huzursuzluk çıkartacaksın. Kesin mahalle. Hmm. Aynen. Yani Mami'yi de al diyeceğim doğru de, doğru. de bu sefer harbiden şey olur. Azlı olur amına koyayım. Ben gireyim abi? He? Yok, ben ben Karamaz sen gelirsen cinli derler bu eve amına. <laughs> Hepten insan. <laughs> Perili köşke döner orası ben sana öyle söyleyeyim. <laughs> Siz orada böyle bir tatsızlık yaratacaktınız. Ben diyecektim ki baba sen birazcık hani öyle böyle haberler alıyoruz falan filan. Çözecektik işi. Ya ne anlayacaksınız o abi? Adam belki de kimseye vermek istemiyor baba. Adamın evli arasında belki bir bağ, bağı var yani. Ondan ben senin olabilir. parayı vereceğini düşündü, rahat olduğunu düşündü aslandan sonra. Tamam da parayı vereceğim hani bu adam çok affedersiniz buna doğru gidiyor yani. Evet zaten ona gidiyor. Hem elden ver, stopaj gösteremiyorum, o vergi kaçırıyor. Hem onun peşini istiyor, hem nakit istiyor. Yani lan hangi birini nasıl karşılasın, kim nasıl karşılayacak o çalışıyor. bile, karşılasın baba tutsun bir tek senin mi evin var dedim. Sonra buraya geldim, ee, bu evde de galiba yavaştan... Çıkmayacağım. <laughs> Yine buraya patladım yani anlayacağınız. <gülüyor> <gülüyor> Adam seninle Neyse, daha çok bu, vakit geçirmek için yapıyor olmasın. Benle daha çok vakit geçirmek için derken elden parayı verirken ellerimi mi böyle mi alacak parayı okuşarak mı alacak nasıl yani anlayamadım. Adam kafa adamdı baba muhabbet ederdik iki yemek yerdik. Ben ona güzel bir mangal yakardım. En başından biliyordum çıkmayacağını. Çok alıştın sen buraya. Abi çıkmayacağını çok hem alıştım ama yani ev sahibi adamın ev. Ben nasıl çıkmayayım ki? Hadi çıkmıyorum. Ne zamana kadar çıkmıyorum? Yani mecbur çıkacaksın yani bir noktada. Hiç öyle bir şey de yok ki zaten o gün istediğimiz parayı okey olsaydı tutmuştuk herhalde. Ee yani evet. Ama biz o evi tutamazmışız yani oraya. Çünkü para da Bu sefer adam, e oğlum adam diyor ya, hem peşin hem sözleşmede yazmayacak diyor. Ben stopaj da gösteremiyorum. Yok peşin işini Komple bizim tek, tek yani. vardı ya peşin. Onu okey olsa tutardık orayı o zaman. Ha ben dedim ki 3 aylık peşin vereyim. Youtube'a sesleniyorum ha. Youtube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>